Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün PvP turnuvamızın finalini sunuyoruz. Tabi sona 3 kişi kaldığı için bugünkü dövüşler biraz fazla olacak. İlk dövüşçülerimiz Leafle Loppa arasında olacak. I am Shaco Main Discord ismiyle. Yeni başladılar. Mutagon'dan bir Mega Punch gördük. Ve Kulopa tarafının ilk domini düştü. Vesperato seçeneğe geldi. Bilo değiştirdi. Leaf geçen maçta aynı takımı kullanmıştı. Muhtemelen yine aynı takımı kullanıyor. Shaco de galiba Yine vesperatı kullanmıştı. Aynı takım. Ve ile değiştirdi. Flare Blast. Atıldı karşı taraftan. Ve adam splitter attı. O bayağı da vurdu. Rancid ve crit olduğu için. Süper efektif aynı zamanda bayağı vurdu. Şu anlık durum eşit gibi. Birebir aslında bu gitti. Aynı zamanda kendisine fenolengin mutakonu canı az. Aynı derecede. Şu anda durum eşit gibi gözüküyor. Her an bu eşitlik bozulabilir. Çekilen bu minnarla karşılaştırılan karşılaştırmalarla durum değişebilir. Leaf uzun süre düşünmenin ardından Elifages'in çıkardı. Bildiğin üzere şey vardı. Secret Ability Elifages vardı. Özellik kopyalayabiliyor. Ability kopyalayabiliyor. Belki burada Shaco Main'e bir sıkıntı çıkarabilir. Aynı şekilde Drop of Yod kullanıyor galiba. Evrim geçirmediği için bayağı tank. Eritmesi Source Prefect vurulmadığı sürece. Zipsap sap vuruldu. Lumin değişikliği gelecek. defaga geri çekildi. Mutagon geldi. Burada Venuelen saldırısı ne olacak bakalım. Mutagon tank. Nutslide geldi. E, çok etki etmeyecektir. Aynen öyle. Sıcaklık devam ediyor. Bliford'un ortamı uyguladığı sıcaklık hala havada. Mutagon Venuelen'e karşı. Bu savaş Mutagon'un yanında. Yani bu savaşı kazanan muhtemelen Mutagon olur. O yüzden... Karşı taraftan Meserato hamlesi geldi. Tekin etkisi iyi pat Çok az hasar geldi. İki taraf da oyunu biliyor. Oh. Dayzit oldu. Küçük bir ihtimalle de olsa böyle şeyler arada olabiliyor. Bu Shaco Main'in başına sıkıntı atacaktır. Dayzit bazı hamleleri vurmasını engelleyecektir. Statozor hamlesi geldi. Muhtemelen Magnified basıp oynamaya devam edecek. Stap down. Fakat Statozor bir işe yaramaz. O. Bayağı can götürdü. Bayağı can yaktı. Benim işe yaramaz demem istememin sebebi şuydu. Geçen turda üstünde item yoktu. Şey vardı. starburst Burst vardı. O yüzden işe yaramaz dedim ama hamle olarak, güç olarak işe yaradı. Bayağı bir canlı götürdü. Şu an Sol Burst attı ama bakalım. Vesperatu hala dazed ve maalesef kendine vurdu. Burada biraz şanssızlık oldu. Enerji Surge ile Vesperatu'yu aldı. Normalde Vesperatu alırdı. Bu dövüşü kendisi... Daha hızlıydı, daha hızlı vurabilirdi ama şanssızlık oldu harbiden. Kötü bir şanssızlık. Maçın kaderini değiştirebilecek bir şanssızlık. Orada Dazed olup kendine vurması. Başta Dazed olması zaten kötü bir şanssızlık. Flop açısından bayağı kötü maç yani. Ben üzülürdüm harbiden. Böyle küçük bir şey başıma gelse de oyunu kaybetsem kötü hissederdim. McBlus geldi ama dediğim gibi Drop of Yield sayesinde bayağı bir şey tank karşılık Elif Hage. Mark Blast tekrardan Poison'ladı karşı rakibi. Yine küçük bir şans. Ama iki kere vurduğu için aslında çok da şey değil. Yani Venir, kişi işte olduğu için eh denilebilir. Togon hamlesi geldi. Mark Blast tekrardan vuruldu. Süper efektif oldu. Fakat artık Venir'in enerjisi gayet az. Ve Mutagon'a karşı da duramaz. O sebeple o oh, Zuelion geldi. Mutagon'a karşı dayanabileceği kesin değildi ama dayandı. Teknik sweep'e karşı bir şekilde dayandı. Bakalım. Söylem daha hızlı. Mecburen başka bir şey çekmesi lazım. Karşı tarafta muhtemelen bir LFG hamlesi göreceğiz. LFG karşının yeteneğini almasıyla sıkıntı yaşayabilir eğer. Zoyalong Secretability varsa Brute Force ile beraber LFG hem tank hem de güçlü bir şeye dönüşebilir. Bu da karşı taraf için gayet sıkıntı olabilir. Zoyalong hızıyla kazanacağını düşünüyorum. Tabi LFG tek vuruşa indiremez ama e iki kere üstüne düşünülmüş güzel bir vuruş ya güzel iş çıkarabilir. elefa gelmesi gelecek herhalde. Aynen. FG çıkardı. Burada Shaco Mey'in düşünüp ona göre vurması lazımdı ki karşıda Rejuvlate var. Bu arada buna göre düşünmesi lazım. Elemental Burst atıldı. Poison da var. Burada galiba Elefagen'in düşüşünü göreceğiz. Eğer Zoyalong gerçekten hızlıysa. Evet. Bir turda Elemental Burst çaktı. Karşı taraf galiba Dedi değiştirsen bir, de bir işe yaramayacak dedi. Karşı taraftan bir tahta hamlesi geldi. Tahta çıkarıldı. Kim daha hızlıdır diye düşündüğümüzde muhtemelen Zoolong daha hızlı. Tabi bu itlerinde bilmediğim için kesin konuşamayacağım. Nimbolsa muhtemelen Zoolong daha hızlıdır diyecektim. Tahtaptan Timber Trash geldi. Demek ki Tahtap daha hızlıymış bu konuda o kadar bilmiyormuşuz. O da düştü. Galiba son bir lumini kaldı, Flopan veya 1 veya 2 lumini kaldı. Karşı tarafta ise 2 veya 3 öyle bir şey kaldı. Chianta çıkarıldı burada. Hangisi daha hızlı bilmiyorum, Tahtap muhtemelen yine daha hızlıdır. Tahtap'ın base'ı şaşırtıcı derecede yüksek. Timber Thresh tekrardan Chianta düşmedi. Reckless Atak'tan hasar yedi, Iceberg geldi. Ve tek, güzel, güzel hamleydi maç çekişmeli kıldığı için bu hamleyi sevdim. Bakalım. Şimdi muhtemelen Statozor. Hmm. Statozor'un canı azdı ama hızı yüksek. Chianten'in hızını geçebilir. Nimble bile olsa. Metal Blast. Metal Blast attı Leaf ve bu iş burada biter dedi. Maçın kazanı Leaf oldu. Karşı taraftan Venolen hamlesi geldi. Venolen res çaktı. Bakalım. Enerji Search geldi karşıdan. Venerian tek atmayacaktır muhtemelen. Kritik olmasına rağmen tek atamadı. Ya bu maç Leaf'in yanındaydı şans. Şöyle söylemem lazım harbiden. Güzel e, şeyler denk geldi. Airstrike. Bunu da bitirmeyi tercih etti. Leaf tarafı galiba son Lumin da buydu. Chaco Güzel maçtı işin doğrusu. Leaf maçın kazanı oldu. Benim görüşüm güzel şanslar gerçekleşti izlemesi keyifli bir maçtı. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda Hümmel'da gereksiz flop'a vs atıyor. Biz şu an flop'a tarafında izliyoruz. Bir laf çekti. Andor'dan mega chomp geldi. Yanma efekti bıraktı mı? Bırakmadı. Flaforge'un tank olmasına rağmen bu kadar hasar vurması Andor'un harbiden helal olsun. Acaba Webrow'un falan mı kaslıyor? Çok vuruyor. Secret Evil'den de çok vuruyor da garip yani bu kadar fazla olması. Benim Opsi'ye de tek atıyordu neredeyse yani garip bir e, gücü var. Neyse Venölen çıkarıldı ama Venölen'i bayağı vurdu arkadaşımız. Lopan Venölen'i bayağı güçlüdür. Normalde Mass Splatter geldi burada. Not very effective speed düştü. Bu aslında şey için iyi. Lopa için iyi bir şey. Ve hasar vuramasa da. Belki diğer tur geçirebilir hız olarak. Çintayla değiştirme hamles geldi. Garbant Spedernok kullandı işler flopa için biraz kötü. Tüm Dumin'ler neredeyse yarı canlı. Külnü hamlesi geldi. Aysemir. Not very effective. Karşı taraf gerçekten elementleri bilerek oynuyor. Yapacağı hamleyi tahmin ederek onun not very effective olmasını sağlıyor. İyi bir oynayış harbiden. Çarjımız çıkarıldı. Karşıda eğer metal tipi varsa muhtemelen o çıkarılacak. Veya Klinö ile halledilmeye çalışacak artık bilmiyorum. Çünkü Klinö de rinç defans olduğu için evet. Stargame kullanıldı burada. Tyrion's'ten Spectra Burst geldi. Ama çok fazla bir etkisi olmadı karşı taraf. Ranged olarak defansının yüksek olduğu için. Vesperos çıkarması geldi ama Kline ona da vurdu. Hamle değiştirilecek büyük ihtimalle. Karşıdan bir de değiştirmesini izleyeceğiz. O oh, Garvantis geldi. Garvantis de gayet şey ee, normal bir değiştirme. Çünkü bir defans daha yüksek. El evet, hamleti yere fırlattı. Artık ya işe yarar mı bu saatten sonra bilmiyorum. Karşı taraf bayağı önde gözüküyor. Petron evet, Krem hamlesi geldi karşıdan. Bunun <laughs> değişim geldi. Vurmaz durduğu için de Poison yedi. Evet, Blowhorn işim geldi. Blowhorn milk şey hiçbir canlı yenmedi. Gitmesine rağmen. Chain Tamles geldi. Earthquick karşıdan geldi ama Chain'a düşmedi. Aç taraf Blowhorn çekti Venom'un karşısında. Garvantis Tamles geldi. Rejulet kullandı Venom. Ama Garvantis tekleyecektir diye düşünüyorum. O Garvantis'i bu top çektiği için tabi doğru. Amle yapmadı. Karşı taraftan Hunter Hamlesi geldi. Hunter'da düştü. bu saatten sonra benim bile umudum kalmadı yani. Karşı taraf hamleleri bilerek yapıyor yani. Aysemur. Not very efektif. Adam her hamleyi not very efektif vurdurmayı şey yapıyor yani beceriyor. Bir de Forge Boiling Press vurdu. Ben ölen tarafına. Ben ölen ile karşılık verdi. Güzel. Güzel hamleydi. range Chain'den yararlanarak güzel bir durum e, yaptı. Protagon hamlesi geldi ama Protagon'u göremiyoruz şu an ekranda. Bakalım. Muhtemelen Protagon daha azıdır. Aynen Metal Blast vurdu. Charwings'in az canı kalmıştı. Ya, hatırlıyorum Yok. Charwings'imiz düşmüştü zaten. Bir veya iki Lumini kaldı Floppa'nın ölen. pardon Vesperatu, Ener, Surge attı Protogon ve evet maalesef tek attı. Şimdi doğrusu Floppa'nın kazanmasını isterdim yani bizim sunucumuzdan bir insan olduğu için. Ama maalesef yani karşı taraf adam biliyor oyunu. EPP geçmişi var. Eleman biliyor oyunu yapacak bir şey yok. Metal Blast atıldı. tadı düştü. Uz avantajından dolayı Protogon karşısında kimse duramıyor maalesef. Çağrı ikisi düşmemiş. Ben yanlış hatırlamışım. protogon kalanları tek tek avlıyor maalesef. Ve Metal Blast geldi. Zaten Şarkı de pes etmişti. Yapacak bir şey yoktu. Blue Beast yani Umum kazandı. Evet 3. maçımızdayız. Üçüncü ve son maçımız. Finalin son maçındayız. Karşı tarafta bir protokon. Lift tarafından da Mutagon hamlesi geldi. Lumen Protagon'u Klino'ya ile değiştirdi. Mega Punch Amnesi geldi. Not efektif. Karşı taraf harbiden biliyor oyunu. Diyecek bir şey yok. Protagon'u geri çekti Leaf. LFAG'e çıkardı. Drop of Yield sahibi muhtemelen. Ve defansı gayet iyi. Bakalım karşı nasıl performans sergileyecek. Karşı taraf Klino'ya çekti. Bakalım. Holy Bunch geldi. Elefage Zip zap kullandı. Not efektif. Fakat Lumi değiştirme hakkı kazandı. Küçük bir hasar vursa da yine de belki ileride işine yarar bu hasar. Bilofor camlesi. Karşı taraftan Nova geldi ve Bilofor tek yedi. Neden Bilofor çıkardı acaba? Leaf Demistat hamlesi geldi. Bluebis protogon tekrardan sahaya koydu. Analaş sayesinde bir yeteneğini yükseltecek. Mili Atalink geldi. Şanssızlık oldu. Tatozor Metablas vurdu. Çok vuramadı o sebepten. Tatozor'u geri çekti arkadaş. elefagiye tekrardan çıkardı. Protogon Elefagi'ye ne kadar vurur bilinmez. Çok da fazla vurabileceğini sanmıyorum. Ama yeteneğini kopyadık. Mili Atalink'i yükseltti. O da aynı şekilde. Protogon'u çekti. Dümün. Polybunch Hamles geldi. Bu arada bunu kazanan ilk seçme hakkına sahip olacak. 3 tane ödül arasından... Birinci seçme hakkına sahip olacak. Diğerleri de seçme hakkı var ama ilk seçme hakkı birinci de dediğim gibi. Holy Bunch hamlesi geldi. Zipzap yine uygulandı. Bu maç bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor. Yine bir Lumin değiştirme hamlesi. Elefage değiştirildi bakalım. Stadozor geldi. Zipzap olduğunu bile unutmuşum. O kadar süre bekledim ki. Life Drain geldi. Bakalım yarıcan kadar vurdu. Holy Bunch yeniledi. Çok da gerçi yenilemeye ihtiyacı yoktu ama. Bakalım Stato Zorlan'da nasıl bir gelecek. Tahminimce sol burst açıp bir kere bir Lumina vuracak ama hangisine? Muhtemelen Protogon'a çünkü bayağıdır öyle devam ediyor. Muhtemelen karşı taraf Protogon'a değiştirildiğinde Air Strike ona denk gelecek. Tabi sol burst basar bilmiyorum basmadı. Bu sebeple e vuramadı. Analyze'e milia hata yükseldi. Not very effective. Hele ile değiştirildi. Yine aynı şeyler izliyoruz. Anodayt kopyaladı. Milatan yükseltti. Oliban çamlesi geldi tekrardan. Hele tekrardan zip zap kullandı. Şu an geçmiş yaşıyoruz ama bir dahaki tur e, dejavu olmayacağız. Muhtemelen statu zor düştüğünde Leaf'in buna farklı bir cevap bulması gerekir derken Mutagon geldi. Mutagon ne kadar tanklayabilir belli değil. Life Train ne kadar tanklayabilir Mutagon? Çok değil. Tank sayesinde biraz tanklar ama yine hasar aldı dediğim gibi. Eğer bu döngü devam ederse Leaf kaybedecek. Leaf'in bir yolunu bulup bu döngüden çıkması ve oyunu kazandırması lazım. Cross punch hamlesi not very efektif kritik olmasına rağmen çünkü karşıda kılını ve Motogon'u geri çekti. Elefage bu döngüde ya Elefage'yi efektif bir şekilde kullanacak ya da başka bir seçim yaratacak kendine. Çünkü diğer türlü pek mümkün görünmüyor maçın dönmesi. Holy punch çamlesi Bildiğiniz üzere range dolara tank. Null bunch. Zip zap geldi. Çok da var ama dediğim gibi yine aynı değişim muhabbeti. Bir dahaki döngüde enerjisi olmayacak. Tahta pamlesi geldi farklı olarak. Life drain atıldı. Life drain yaprak hasar vurduğun için çok vurmayacak muhtemelen. Ee, tahtaptan bir dövüş hamlesi gelebilir ama karşıda da Bloforge var. O yüzden çok mantıklı olmaz muhtemelen ward çekecek karşı taraf. Jungle Juice yaptı ve karşı taraf ward çekmemiş garip. Herhalde izin var diye düşünüyorum. Bakalım Pyro Blast'ı tek atacak herhalde. Yok atmadı. Birebir dövüşmeyi mi seçti acaba karşı taraf? Veya bu döngüye girerse kendisinin mi kaybeden olacağını düşündü. Kınlaya. Acaba almadı mı ya? Şeyim. Galiba değiştirdi. Emin değilim de. Herhalde öyle oldu. Tahtap burada Leaf'in tek çaresi. Jungle suyla indirmesi lazım. Bakalım. İndiremedi maalesef. Kino'ya canlı yeniledi. Tahtap enerji doldurdu. Kino ise değişim hakkını kullandı. Bileforge geldi. Mutagon amcası geldi Bileforge'a karşı. Tank abilitesiyle muhtemelen Gelecek oruç tanklayacaktır. Ama hızlı düşecektir herhalde. Maklas yüzünden olabilir. Milata hata arttı. Bench arttı. Şeyden dolayı, Rachel Plush'tan dolayı. Aslında güzel düşünülmüş bir hamleydi. Mutagon'un biraz daha canı olsa bu hamle çoğu işin canını yakabilirdi. Bir çekti karşı taraf. Külne hamlesi geldi. Teknik sweep attı. Ne kadar işe yarar? Gerçekten işe yaradı. Not efektif olmasına rağmen. O karşı taraf yaptı. Mutakon Kunoya'dan hızlı değildir muhtemelen. İkisi de orta derece. Ne çok hızlı ne de yavaş olan Luminlar. Ve Mutagon burada hızıyla beraber karşı tarafı alt etti. Mutagon'un hala enerjisi var. Eğer onu o speed edecek bir herhangi bir şey çıkarmazsa burada Blue Beast'in canı sıkılabilir ama o da Protogon'la cevap verdi zaten. Muhtemelen Protogon'la bunu düşürecektir. Eğer ile değiştirmezse tabii. Maç güzel çekişmeli gidiyor şu anlık. Analyze'i kullandı tekrardan. Bir lata arttı. Polybunch hamlesi geldi tekrardan. Polybunch rest hamlesini kullandı. Zip zap geldi. Şeyden, Elif Elifage'den. Polybunch life şeyle, can çekmeyle canlı yenileyebiliyor. Bunu unutmamak lazım. İyi bir maç izliyoruz bu arada. Hani finallere yakışır. Gerçekten güzel bir maç. Finallerin sonuna yakışan güzel maç izliyoruz. Proton analiz yeteneğini kullandı. Protogon'u çekti an. Statozora kullandı. Muhtemelen Airstrike falan vuracaktır da. Ne kadar etkili olur bilinmez. Tek atabilir mi acaba bilmiyorum. Maçı güzel oynadı. Güzel yönetti bu arada arkadaşımız şey. Blister iyi oynadı harbiden. Karşı taraf uyumun ise bence normal performansının altında oynadı. O da iyiydi ama Diğer maçlarda daha iyi görmüştüm kendisini. Not efektif oldu. Airstrike yine de belli miktar vurdu. Şimdi ikisi de vuracak. E, mu daha az daha iyi. Statozor mu bunu bilmek zor. Elefa Gemles geldi. Analyze yeteneği sayesinde yine milli arttırdı. Zip tap hamlesi geldi. Not efektif. effective. Protokolün artık enerjisi kalmadı. Bu noktada artık protobunu seçmek biraz sıkıntı yaratabilir. Holibanç hamlesi geldi. Holibanç'a karşı yine zipsap kullanacak. Şu anlık kişiler şey için güzel gidiyor. Leaf için güzel gidiyor. Holibanç Life Drain kullandı. Ve Statusor düştü. Zipsap niye kullanmadı diyeceğim. Zipsap kullanabiliyor muydu acaba arka arkaya falan. Böyle bir şey mi var? Olsa kullanırdı herhalde. Statusor'u düştü bakalım ne gelecek devamında. Olvancı karşı neyle karşılık verecek. Mutagon çıkardı ve Frost Punch vurdu. Süper olmasına rağmen. Aa Dazed yaptı karşı tarafı. Leaf yine bu maçta da şanslıydı. Gördüğünüz üzere iki rakibi Dazed yaptı. Kritik vurdu. Güzeldi yani. Olivanç, Mutagon birbirlerine bakıyorlar ki Mutagon geri çekilen kadar Elefagi geldi. Karşı taraf ise Bilaforcu mu sürecek? Ha, Protogon sürdü. Protokolün çok enerjisi yok. Bir vurumluk enerjisi falan var. Belki o bile yok. Bazı için o enerji yetmeyebilir. Heyecanlı bir maç gerçekten. Ne olacağını şu an kestiremiyorum. İki tarafında kazanma oranları eşit gibi gözüküyor. Enerji sözcü atıldı. Zip zap. Protokonu düştü. Hem enerjisi hem canı kalmadı. Elefak eden güzel bir oyun izledik. Elif Agen'in enerjisi kalmadı. Elif Agen'i de gerçekti. Tahtap tekrardan sağlarda. Oyunu döndüren tahtap denilebilir aslında. O üç kere aynı dönen döngüden e, ee, kurtaran Kurtar'ın karakter tahtap olmuştur. Leaf kurtaran Lumin tahtap olmuştu. Fakat Bloforge'a karşı çok bir etkisi yok. Bloforge'a Poison uyguladı ama etkisi olmadı. Neden Poison uyguladı acaba? Düz vursam bir işe yaramaz diye mi düşündü? Mutagon hamlesi geldi burada fakat Blahore'ca karşı bir avantajı yok maalesef. Sona kalan Luminar belki farklı olsa daha farklı bir senaryo izleyebilirdik. Ama Elifagis düşmedi daha enerji az olsa da. o tek sivikle baya vurdu. Mac Blast ve Mutagon düştü maalesef. Şu an elinde tek olan Lumin Elifage. Yanlış bilmiyorsam Elifage çıktı. Ama enerji yok onda. Karşı taraf Blahore çekti. Olivant yolladı. Elefage zaten enerji yenilemişti. Bakalım hangisi daha hızlı. Muhtemelen Polivanç diyecektim. Elefage daha hızlıymış. Noblas geldi karşıdan. Range datağını düşürdü. Güzel bir şans. Şansı ilk defa Blue de başına güldü. Bakalım LFG'den nasıl bir hamle Karşı taraf can yenilemeyi seçti. Elefage rejonu tekrardan. Eğer Elefage canlı yenileyip vurmayı seçerse belki Blue düşürebilir. Devamı da gelebilir oradan sonra. Oil Bunch Noblas kullandı tekrardan. Tekrardan atağını düşürdü. Elif Hagen'in. Elif Agen atağı şu an iki kere falan düştü yani. Reci tekrardan kullanıldı. pek ne no. bu kadar Noblas atılmadan önce şey yapsaydı. Elif bir karşılık verseydi. Şeyler olabilirdi ama Elif de pek şansı yok. Çünkü iki kere Noblas vurduğu zaman Diğer Lumina bir karşılık veremiyorsun. O daha Behemoth falan varmış bu adamın. Biz de konuşuyoruz da adamın da maç sonunda bile göstermediği Luminar varmış. Diff galiba saldı sadece. Enerji yenilemeye bıraktı adam. Onda hesabında yoktu herhalde. Şey yani bir tane daha fazla lumin olması onu da hakkında ee, yoktu. Ele düştü ve turnuvanın galibi I am not Nate Land, Totally Human oldu. Yani Blue Beast Roblox ismiyle. Bu turnuvada böyle sona erdi. Sonraki turnuvalara katılmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ben ödüllerde verdiğim kısımları koyacağım. Sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.